Değerli arkadaşlarım, televizyonları başında, sosyal medya hesaplarında veya radyoları başında bizi dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hep birlikte güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz. Kavgayı değil Barışı önceleyen bir anlayışla birlikte yaşamak istiyoruz. Kimseye kin beslemek gibi bir alışkanlığımızın olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Öfkenin olmadığı, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Geçtiğimiz pazar günü Babalar Günüydü. Hepinizin Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. Yine bir anne şunu söyledi. Peki babaları olmayan ama çocuklarına babalık yapan anneler için ne düşünüyorsunuz? Babaları olmayan ama çocuklarına hem babalık hem annelik yapan annelerin Babalar Günü'nü de kutluyorum. Efendim Amasya Tamimi'nin 1919 şimdi 2021 102 yıl geçti üzerinden 102. yılındayız. Amasya Tamim'in önemi kullandığı şu cümlede yatıyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Tek bir adamın değil, tek bir kişinin değil, milletin azim ve kararı Türkiye'nin geleceğini, istiklalini koruyacaktır diyor. Bu aynı zamanda aslında demokrasiye yapılmış, o koşullarda demokrasiye yapılmış çok güçlü bir vurgudur. Ve bu anlayış daha sonra 1921, 1924 ve daha sonraki anayasalarımızda da yer aldı. Egemenlik bilakaydı şart milletindir diye. Dolayısıyla bir kişinin iradesinin Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'ni nereye getirdiğini ve milletin iradesinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğunu bize gösteriyor. Bugün Yine Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz, adaleti savunuyoruz, hakkı hukuku savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz. E, dolayısıyla milletin iradesine her zaman saygılı olduk. Bundan sonra da saygılı olmayı sürdüreceğiz. Ve diyeceğiz ki, evet... 83 milyon bir kişinin iradesine teslim edilemez. Egemenlik bilakaydı şart milletindir. Değerli arkadaşlarım, hafta sonu Gaziantep'teydik. 3 günümüz Gaziantep'te geçti. Belediye başkanları toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdik. Gaziantep'in tabii bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Milli Kurtuluş Savaşı destanının yazıldığı yerlerden birisi aynı zamanda Gaziantep. Gazi ünvanını alan bir kentimiz ve dolayısıyla Gazi Gaziantep'liler kendi kentlerinin tarihlerine kadar övünseler o kadar yerindedir. Şahin Bey'i, Şehit Kamil'i ve Kara Yılan'ın mezarlarını, kabirlerini ziyaret ettik. Fatihamızı okuduk. Onların onların verdikleri mücadele ve hayatlarını kaybetmeleri bizim sağlığımız için, Türkiye'nin bağımsızlığı için verdikleri mücadele ve hayatlarını kaybetmeleri elbette unutulacak bir olay değildir biz uğradık, ziyaret ettik, saygı duruşunda bulunduk, karanfillerimizi bıraktık. Kara Yılan'ın mezarında bir abide yok. İl başkanımıza talimat verdim. Kara Yılan'ın mezarına da bir bir abide, orayı da bir abidevi saygıyla anacağımız bir e, şekle dönüştürün diye. Valiyle konuşacak, oradaki yetkililerle konuşacak. Eğer onlar yaparlarsa başımızın üstüne. Onlar yapmazlarsa Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak İl başkanlığı bunu üstlenecek ve yapacak. Biz tarihimize saygılıyız. Biz bu topraklar için can veren herkese saygılıyız. Biz bütün gazilerimize saygılıyız. Biz Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan kökleri Kuvayi Milliye dayanan bir partiden geliyoruz. Gaziantep'in önemini o nedenle biliyoruz. Gaziantep sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil, gösterdiği çabalardan, başarılardan dolayı değil, aynı zamanda yabancı sermaye almadan kendi iç dinamikleriyle büyüyen bir kent. Yüz binlerce işçiye istihdam yaratan bir kent. Dolayısıyla Gaziantep aynı zamanda bir kurtuluş kenti, bir sanayi kenti, bir kültür kenti, bir gastronomi kenti, bir tarım kenti olarak da görüyoruz. Ama ziyaret ettiğim Gaziantep'in önemli insanları önümüzü göremiyoruz dediler. Yatırım yapacağız önümüzü göremiyoruz. Döviz nereye gidecek onu bilmiyoruz. Endişe taşıyoruz Türkiye'nin geleceği açısından. Bu endişelerimizi giderin diye bize söylüyorlar. Belediye başkanlarımız bütün ilçeleri gezdiler. İl merkezini de gezdiler. Ben de il merkezinde kısa bir gezi yaptım. En çok duyduğum sözcük. Gelin ve bizi kurtarın. Gelin ve bizi kurtarın. Şunu söyledim. Sizin iradenizde geleceğiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç endişeniz olmasın. Değerli arkadaşlarım elbette ki anayasamızda demokratik siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak tanımlanıyor. Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıt tan tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcısı, devletin polisi, devletin güvenlik güçleri devreye girerler. Bu ülkede saygın hakimler varsa hakimler gerekli kararı verirler. Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Eğer haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa biz şeytan değil, biz insan olmak istiyoruz. Haksızlığa karşı durmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir. Gidersiniz oy veriyorsa mesele yok, vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız. Pek çok öyle siyasi parti var. Dolayısıyla bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım demokrasi konusunda. Demokrasi sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim. Provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Sizden en büyük isteğim kentin seçimle gelen belediye başkanı olarak halkı sükunete davet etmenizdir provokasyonlara papuç kimse bırakmasın. Bakın İzmir'de cinayeti işleyen kişi silahlı saldırı yapıyor. Değerli arkadaşlarım, bir kişinin silah ruhsatı alması için onu araştırdım. Önce tam teşekkürlü bir hastanede psikiyatri, ortopedi, nöroloji, göz göz, kulak burun boğaz ve dahiliye bölümlerinden tam sağlam raporu alması lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan bir kişinin eline silahı nasıl veriyorsunuz? Nasıl tutuşturuyorsunuz? Herhalde savcılar bunu da inceleyeceklerdir. Değerli arkadaşlarım, bizim güvenliğimizi koruyan hemen hemen her ortamda karşılaştığımız polislerimiz var. Onlar görev yaptıkları sürece, devletin polisleri oldukları sürece başımızın üstünde yeri var. Polis kardeşlerimizin çok ciddi zorluklar içinde görev yaptıklarını biliyorum. Bakınız, Emniyet Sen Genel Başkanı Sayın Faruk Sezer bir açıklama yapıyor. Polis intiharları konusunda. 2021'de 40 civarında polis intihar etmiş. Sadece son 25 günde 15 polisin intihar ettiği söyleniyor. Neden? Bir devlet memuru normalde 160 saat çalışıyor haftada 160 saat. Polis memuru en az 240 saat çalışıyor. Yeri geldiğinde polisler 400 saat çalışan polis memurları var. Kim bunun farkında? Grup başkan vekili arkadaşlarıma söylüyorum. Bu konuyu da parlamentoya getirin. Angarya yasaktır anayasaya göre. Kardeşim polis eksiğiniz varsa dünya kadar işsizimiz var. Açarsınız sınavı polisleri alırsınız. Yeni polisler alırsınız. 240 saat çalışmak ne demek? 400 saat çalışmak ne demek? Bunların da aileleri var. Bunlar da çoluk çocuk sahibi. Üstelik bu kadar çalışıyorlar, hak ettikleri ücret bu kadar değil. Söz vermişlerdi birileri, 3600 ek gösterge diye. Onu da unuttular. Bakın ne dedik? Haksızlık nereden ve kimden gelirse gelsin haksızlığa karşı çıkacağız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Herkesin kendi görevini yasalar ölçüsünde yerine getirmesini istiyoruz. Yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Siyasi otoriteye, yargıya talimat vermemeli. Talimat da iş yaptırmamalı. O zaman adalete gölge düşer. Değerli arkadaşlarım, biz ne dersek diyelim, Türkiye'de ne olursa olsun, sıradan vatandaşın derdi mutfak, ekonomi, sonunda Günün sonunda bu akşam daha doğrusu her akşam eve dönüyor. Sofraya bakıyor. Buzdolabına bakıyor. Aldığı aylığa bakıyor. Pazara gidince fiyatlara bakıyor. Alışverişe gidince oradaki fiyatlara, etiketlere bakıyor. Fiyatların nasıl yükseldiğini birebir görüyor ve tanığı oluyor. Sonuçta en büyük dert mutfak. Tencere kaynamıyor. Binlerce çocuğun yatağa aç girdiği bir Türkiye'den söz ediyorum. 10 milyonun üstünde işsizin olduğu bir Türkiye'den söz ediyorum. 19 yıldır ülkeyi yönettiler. 19 yıldır Türkiye'yi bu noktaya taşıdılar, getirdiler. Antep'te Suriyelilerden büyük şikayet var. Bir kısmı memnun. Sigortasız, vergisiz çalıştırıyorsunuz. Saati de yok. Bu tür Suriyelileri çalıştıranlar memnunlar bedava işçi, sigorta yok, vergi yok, çalışıyor, istediği kadar çalıştırıyor ve bir şekliyle üretim zincirinin bir halkası, makinenin dişlisi gibi. Ama bir kısmı da şikayetçi. Asgari ücrete çalışıyorum diyor, geldi yakaladı. Bir şey anlatmak istiyorum diyor, ısrarla anlat peki. Asgari ücretle çalışıyorum, ev kiraları çok yükseldi, Suriyeliler yüzünden. Nasıl ödeyeceğim ben bu asgari ücretli ev kirasını? Ve biz nasıl geçineceğiz diyor. Bazı rakamlara göre 500 bin, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli Gaziantep'te var. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum. Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız. Yollarını, köprülerini, hastanelerin her şeyini yapacağız. Bizi müteahhitler yapacak. Hepsini yapacaklar. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Sen şikayet etmiyor musun göçlerden? O zaman yatırım yapacaksın. Bana söz verdiler. O zaman kardeşim güle güle diyeceğiz. Davul'la, zurna'yla kendi ülkelerine göndereceğiz. Ve Suriye'de barışı sağlayacağız. Bütün Orta Doğu'da barışı sağlayacağız. Kavga alanı değil, savaş alanı değil, kan dökülen alan değil, bütün Orta Doğu'yu barış havzasına döndüreceğiz. Sözümdür bu. Herkes bir yere not yazsın. Görecekler bunu. Peki fiyatlar bu kadar artıyor, neden artıyor? Esnaf mı suçlu? İmalatçı mı suçlu? Sanayici mi suçlu? Çiftçi mi suçlu? Hayır efendim. Suçlu devleti yönetenler. Sarayda oturanlar. Ve onların beslemeleri. Bakın. Son bir yılda, geçen yılın Nisan'dan bu yılın Nisan'ına kadar elektrik fiyatlarında yüzde on bir nokta sekiz. Zam geldi elektrik fiyatlarına. Mazot fiyatlarına yüzde yirmi üç nokta sekiz. Geçiyorum. Yem Sanayicileri birliğini yaptığı açıklama var. Yumurta yemindeki artış 33.4. Bezi yemindeki artış 40.9. Süt yemindeki artış yüzde 43.8. Etlik pirinç yemindeki artış 53.7. E peki bu artış varsa, yemlerde varsa bu nereye yansıyacak? E fiyatlara yansıyacak. Gübre fiyatları zaten daha da felaket. DAP gübresindeki artış yüzde yüz Üre gübresindeki artış yüzde yüz Çiftçi nasıl geçinecek? Çiftçi bu gübreleri nasıl alacak? Hangi fiyattan satacak? Ve nasıl satacak? Onlar da perişan değerli arkadaşlarım. Bugün ulusta çiftçilerin bir toplantısı var. Onlara da başarılar diliyoruz. Bakalım onlar dertlerini nasıl anlatacaklar. Bunların olma nedeni, Hazine'nin üzerine çökmeleridir. Devletin hazinesine çöktüler bunlar. Devletin paralarını yağmaladılar bunlar. Hak etmeyen insanlara milyar dolarları aktardılar bunlar. 128 milyar dolar nerede diye sorarken 128 milyar dolara kimler çöktü? Aslında bunu soruyoruz. Ama sormak suç diyorlar. Çünkü milletten yana değil, mafyadan yana tavır takınıyorlar. Milletin hakkını, hukukunu değil, mafyanın hakkını, hukukunu arıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bakın vatandaşa yüklenen maliyeti sadece borçlanma üzerinden rakamlar vererek sizlere sunacağım. Döviz üzerinden borçlanmanın vatandaşa getirdiği yük ne kadar? 2019, artan borç stoku 261 milyar lira. Bunun 197 milyar lirası yeniden borçlanma, dolar karşılığı. Kur artışından milletin sırtına gelen yük 67 milyar lira. Yani yüzde 26'sı. Durup dururken. 67 milyar lirayı vatandaşın sırtına yıkıyorsun. 2020 yılında bu rakam 205 milyar liraya çıkıyor. 42. 2021'in ilk üç ayında 24 milyar lira yeni borçlanma yapıyorlar ama kur artışının getirdiği maliyet 113 milyar lira. Şimdi sormak istiyorum. Ya bu ülkede Türk lirası yok mu? Kendi vatandaşından niye dolar üzerinden borçlanıyorsun? Çünkü vatandaş sana güvenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bankalarında neden yüzde 54 dolarla mevduat hesabı var? Çünkü vatandaş güvenmiyor. Değerli arkadaşlarım, her şeyi satarak bugüne kadar idare ettiler. Fabrikaları sattılar, arsaları sattılar, arazileri sattılar, Türk Telekom'u sattılar. Her şeyi satarak bugüne geldiler. Şimdi satacak çok az şey kaldı. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nu satmaya kalkacaklar. Tank paleti hatırlıyorsunuz değil mi? Tank palet Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Dolayısıyla bir kamu kuruluşuydu. İçinde çalışanlar da kamu elemanıydı. Ama bir düzenleme yaptılar. Burayı birilerine peşkeş çekecekler. Şimdi Sağlık Bakanlığını çekemiyorsunuz. Maliye Bakanlığını çekemiyorsunuz. Çünkü anonim şirket değil. O zaman biz bunu anonim şirkete dönüştürürsek istediğimiz gibi satarız. Tank paleti yaptılar ve Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi Makina Kimya Endüstri Kurumu'nu da anonim şirkete dönüştürelim. E yeri zamanı gelince e hazinede para kalmadı. O zaman bunu da birilerine pazarlayalım. Bu ara iş içindeler. Anadolu'nun ortasında kurulan ilk entegre silah sanayidir burası. Çok sayıda fabrika var. Silah ve müh mühimmat üretiyor burası. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kurulan ve bugüne kadar gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Makina Kimya Endüstri Kurumu. Hangi gerekçeyle Makina Kimya Endüstri Kurumu'nu anonim şirkete dönüştürüyorsun? Hangi gerekçeyle? Bana Allah rızası için bir tek mantıklı gerekçe söylesinler. Biz de diyelim ya haklı bunlar anonim şirkete dönsün. Orada yani Kırıkkale'de bu fabrikalar kurulurken burası 12 hanelik bir köydü. 12 hanelik. Sonra burası kasaba, sonra ilçe oldu, sonra da il oldu burası. Ne diyorum? Bu tayfa, bu Erdoğan tayfası Cumhuriyetten intikam almak istiyor. Silah fabrikalarında birilerine pazarlamak istiyorlar. Kendi ailesi yapsın istiyorlar. Başka birisi yapmasın, devlet yapmasın istiyorlar. Ailen pazarlasın istiyorlar. Ya paraya doymadınız mı siz? Dolarlara doymadınız mı ya? Değerli arkadaşlarım, buradan tabii Kırıkkale'lere de seslenmek isterim. Her seçimde gittiniz oylarınızı verdiniz. Önce işçilere taşırondu. Sözde bunlara kadro verilecekti. Vermediler. Sözlerinde durmadılar. Ama yine de oy verdiniz. 10 bin kişi çalışıyordu. Çoğunu işten attılar. Emekli ettiler yerine yeni işçi almadılar. Yine oy verdiniz. Şimdi o fabrikayı alacaklar, satacaklar. Şimdi diyorsunuz ki anonim şirkete dönmesin. Ha dönmesin istiyor musun? Kırık Kaleli kardeşime sesleniyorum. Eğer dönmesin istiyorsan bir tek adresim var, bir tek. O da Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Gideceksin, oyunu vereceksin. <laughs> Sadece onu mu yapacağız? Hayır efendim. Makina Kimya Endüstri Kurumu'nun Ankara'daki genel müdürlüğünü de Kırıkkale'ye taşıyacağız. <laughs> Fabrika orada kardeşim. Bunu da kırık bir yere not etsinler. Kılıçdaroğlu bu sözü verdi desinler. İktidar olduğumuzda bu sözlerin nasıl yerine getirildiğini, bir bir nasıl yerine getirildiğini görecekler. Ya oranın bir kültürü var kardeşim. Çalışanları var, ustaları var. Ciddi araştırmalar var. Millet can derdinde değerli arkadaşlarım. Bunlar neyi satarız onun arayışı içinde. Ne diyorum millet can derdinde. Bakın ocak nisan döneminde 195.904 kişi bankalara olan tüketici kredisini ödeyemedi. Çekmiş bankadan tüketici kredisi geçimini sağlayacak 195.904 kişi parasını ödeyemedi. Kredi kartı borcu var. 148.629 kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi. Geleceğim, ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Onu da ödeyemedi. Ve bankalar bunların tamamını icraya verdiler. İcra dairelerine geliyorum. 1 Ocak 11 Haziran arasında. İcra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 3 milyon 264 bin dosya. Yeni dosya. 3 milyon 264 bin yeni dosya geldi. Icra dairelerine. Peki Kredi kartı borcunu ödemedi diye şahin kesilip icraya veriyorlar. Çiftçi borcunu ödeyemedi diye traktörünü haciz koyup tarladaki ürününe haciz koyup gereğini yapıyorlar. İhtiyaç sahibi ailenin çocuğu üniversiteden daha doğrusu aldığı krediyle üniversiteyi bitirdi, işsiz parayı niye ödemiyorsun diye ona da çöküyorlar. Ailesinin gelirine çöküyorlar. Esnaf borcu niye ödemedin diye çekiyor, çöküyorlar ona da. Peki kardeşim, devletin bankasından 750 milyon dolar kredi çekeceksin. Yere gelince ödemeyeceksin. Saraylarda ağırlanacaksın. Bir tek icra memuru bile etrafında gezemeyecek. Değerli arkadaşlarım, böyle bir adaletsizlik dünyanın neresinde görülmüş? Neymiş efendim rahatsızmış bir medya grubundan o medya grubundan rahatsızım satacaksın diyor tehdit ediyor ben de satayım diyor 750 milyon dolara e ben ben gazeteci değilim diyor patron yeni alacak, ben gazeteci değilim yayıncı değilim aldı yiyecek alacaksın diyor param yok sana para da vereceğim diyor devletin bankasından 750 milyon dolar para aldı aldı da. Hem televizyonlar hem gazeteler başına bela oldu. Hepsi zarar ediyor. Başıma bela geldi merak sanma. Ne yapacağız? Sana Milli Piyango'yu da vereceğim. Onu da verdiler. Yine olmuyor. Ne olacak? Bütün o para aldığım bankalara söyleyeceğim senin gazetelerine sayfa sayfa ilan versinler, televizyonlarına sayfa sayfa ilan versinler. Şimdi esnaf kardeşime soruyorum. Sen borcunu ödemedin diye icra memuru kapına geliyor, evine geliyor. Çiftçiye soruyorum. Sen kredi borcunu ödemedin diye icra memuru gelip traktörünü haciz koyuyor, evine haciz koyuyor, buzdolabına haciz koyuyor. Kredi alıp üniversiteyi bitiren gencecik çocuk, işsiz çocuk. Kredi borcunu öde, işim yok. İş ver de ödeyim. Haciz gidiyor. Ona ve ailesine babasının mal varlığını haciz gidiyor. Ama 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmuyor. El üstünde tutuluyor. Şimdi ben yine AK Parti'ye oy veren ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu mudur adalet ya? Garibanı buldun ensesinde boza pişireceksin. Devleti soyan adamı el üstünde taşıyacaksın. Ve bunun adı da adalet olacak. Öyle bir şey ki zarar eden şirketi var. Onu da o yaka satıyorlar. Ordu Yardımlaşma Kurumu'na. Niçin? Orduya da siyaset girdi ya. Talimatla o yaktı artık. Zarar eden şirketleri devralıyor ya. Böyle bir rezaleti Cumhuriyet tarihinde hiç yaşamadık. Bu konuda parlamentoya bir araştırma önergesi verin. Bütün bu rezaletler meclis tutaraklarına girsin. Gariban esnafın ensesinde bankaya bir taksitini ödemedi diye icra gelecek. 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmayacak. El üstünde taşınacak. Değerli arkadaşlarım. Medya dedik doğru. Havuz medyası dediğimiz bir medya grubu çıktı. Havuz medyasının temel özelliği iktidar ne yaparsa yapsın sadece göre bir alkışlamak. Gazete baskıya girmeden önce saraya gider. Sarayda birinci sayfalar kontrol edilir. Birinci sayfalar kontrol edildikten sonra manşetler orada verildikten sonra talimat verilir. Bunu basacaksın diye ve basılır. Ve bu gazeteler satılmaz. Ama her birisi sanki 300 bin satıyor, 200 bin satıyor, 300 bin satıyor diye basın ilan kurumu soyulur. Böyle bir satış hiç yok. Televizyonları da izlenmiyor zaten. Dolayısıyla zarar ediyorlar. Bu zararı nereden karşılıyorlar? Gazeteler basın ilan kurumundan karşılıyorlar. Onlar da devleti tokatlıyorlar. Havuz medyası elbette ki ağırlıklı olarak iktidar sahiplerinin yani Erdoğan'ın gezilerine de davet edilirler. Uçaklarında ağırlanırlar. Bunlara önceden sorular verilir. Efendim Sayın Erdoğan'a şu soruları soracaksınız. E ben biz gazeteci olarak farklı bir soru. Sus uçaktan indiririm seni. Bir daha seni uçağa almam. Beyefendinin arzu ettiği sorular sorulacak. Onun verdiği cevapları yazılacak. En son yurt dışına gittim. Bekledim Türkiye'ye gelsin diye. Geldi nihayet. 13 gazeteci var yanında uçağında. 13 gazeteci var. 13 gazeteciden bir tek kişi Allah rızası için bu toplumun 83 milyonun merak ettiği soruyu soramıyor. Sormuyor. Hadi tamamı havuz medyasının değil ama diğerleri de sormuyor. İki gazeteci var farklı yerlerde. Onlar da korkudan soru soramıyorlar. Bir daha bizi uçağına almaz diye. Değerli arkadaşlarım. Ne diyordu 1915 olayları ile ilgili gidince bunu soracağım diyordu. Soru sorulmadı. Efendim? masasının üzerinde bir kitap var. Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatıyor. Kardeşim sen bu soruyu sormaya kararlıysan masanın üzerine o kitabı değil. Türkaya Ata Öv'ün 76'sı yabancı dille çevrilmiş 80 kitabı var 1915 olayları ile ilgili. Öyle bir kitap koyacaktın oraya. Hepsi İngilizce veya efendim bunu bir Türk bilim adamı yazdı diyorsan Justin McCarthy var profesör Amerikalı. Onun bu olaylarla ilgili kitabı var. Onu masaya koyacaktın. Biden'da göreceksin. Kendi ülkesinin bir tarihçisi yazmış. Soruyu soramadı. Soramaz zaten. Sorma gücü ve enerjisi artık yoktur. Erdoğan egemen güçlere teslim olmuştur. O nedenle Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur. Şu soru sorulması lazımdı. Ya bu Kılıçdaroğlu senin İçişleri Bakanının söylediği bir soruyu söylediği bir sözü sürekli dillendirdi. Bir siyasetçi yeraltı dünyasından her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bu kim diye sordu. Siz acaba İçişleri Bakanı'nı çağırıp bu soruyu kendisine sordunuz mu? Mantıklı bir soru değil mi? Mantıklı bir soru. Ahlaki bir soru mu? Ahlaki bir soru. Bir gazeteci bu soruyu soramıyor. Ya uçaktasın. Niye sormuyorsun? Hazır Erdoğan da orada gazetecilik yapamıyorlar. Kalemini satan adamdan gazeteci olmaz. Düşüncesini satan adamdan da gazeteci olmaz. Bakın yine aynı soruyu sor sorabilirlerdi. Siz gitmeden önce dediniz ki 24 Nisan'ı soracağım diye. Neden sormadınız? Neden sormadınız? Ve neden böyle bir cevap verdiniz? Hamdolsun hiç gündeme gelmedi diye. Şimdi ben soruyorum. 10 bin doları da soruyorum. Çık, adam gibi cevap ver. Adam gibi cevap vermezsen adam değilsin. Biliyorum e, feministler kızacaklar ama ne yapayım? Hay ne yapayım? Bulunduğu pozisyon itibariyle yolsuzluklarla mücadele etmesi lazım. Bulunduğu pozisyon itibariyle Türkiye'nin çıkarlarını savunması lazım. Eğer bulunduğu makam itibariyle yolsuzluklarla mücadele etmiyor ve üstünü örtüyorsa, yolsuzluklardan besleniyorsa ve Türkiye'nin çıkarlarını savunmuyorsa oradan ayrılması lazım. Bırakın beni. Kendi partisinde uzun yıllar çalışmış. Adalet Bakanlığı yapmış. Önemli görevlerde bulunmuş. Cemil Çiçek soruyor. Öyle bir şey olamaz diyor. Peki bugüne kadar Erdoğan çıkıp bir cümle kurdu mu? Bir cümle. Niye kurmuyorsun kardeşim? Bu soygun düzeninin faturası kime çıkıyor? Esnafa çıkıyor. Çiftçiye çıkıyor. Para yok diyorsun. Para var kardeşim. Para var da esnaf için para yok. Çiftçi için para yok. Emekli için para yok. Ama haramzadeler için bütçenin bütün imkanları seferber ediliyor. Değerli arkadaşlarım bir şey daha. Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Bu mafyayla siyasi ilişkileri götüren bir kişi, TV yorumcusu, televizyon yorumcusu bir açıklama yapıyor. Ya okurken ya acaba doğru mu dedim bu? Ya bir daha siz bakın. Böyle bir şey söylemiş mi, söylememiş mi diye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya masum olduğuna inandığım binlerce kişinin dosyasını götürdüm. Binlerce kişinin dosyasını götürdüm. Dedim ki bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı, hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı, hepsi görevlerine iade edildi. Savcı mısın sen? Hakim misin sen? Avukat mısın sen? Nereden biliyorsun bunların mağdur olduğunu? Nerede bu binlerce dosya hangi dosyalar? FETÖ borsası dediğimiz işte budur arkadaşlar. Paranı alırsın, adamını bulursun, dosyayı götürürsün, seni hapisten çıkarır, sen de serbest kalırsın. Bakın bir daha ifade edin. FETÖ borsası budur işte. Hakim var mı bu işin içinde? Yok. Savcı var mı bu işin içinde? O da yok. Avukat var mı bu işin içinde? Yok. Bir kişi var. O da bütün kara işlere, yeraltı dünyasına ve siyasetçilerle yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri kuran birisi. Parasız hiçbir iş yapmaz. Binlerce dosyayı aldım. Süleyman Soylu'ya götürdüm. Hepsini kurtardı Süleyman Soylu. Bedava mı yaptın? Biz sizi ne kadar aç olduğunuzu bilmiyor muyuz? Sizin ne kadar aç gözlü olduğunu bilmiyor muyuz? Yargının bu kadar kirlendiğini, bu kadar devre dışı bırakıldığını hiç görmemişti. Bir de o hal inceleme komisyonu var. Sözde. Niye kurdunuz ki? Bu adamı getirin onun başına zaten. Hepsine zaten serbest bırakacak. Hepsini bırakacak. Gariban olan, parası olmayan insanların hepsi hapiste. Söylüyorum. Harp okulu öğrencilerin ne günahı var? Paraları yok. Aileleri fakir. Paraları olsa onlar da götürecekler dosyayı, verecekler. Onlar da fazla değil, üç gün içinde hepsi çıkar. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Ya arkadaş, ya çifter çifter maaş alan beslemelerin var. Bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Ya akıl alacak değiller. Şey <laughs> Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun, müzikten rahatsız oluyorsun. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Ya akıl alacak çünkü. Bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var. Ya babayla oğul evde birbirlerinin yüzüne bakamıyor. Bundan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Sanatçılara görev düşüyor. Müzik sanatçılarına ve onların örgütlerine çıkıp konuşmaları lazım. Eğer onların örgütleri konuşmuyor da korkuya teslim oluyorlarsa onlar zaten sanatçı değil. Sanatçı dediğiniz kişi korkuya teslim olmayan kişidir. Yiğit kişidir. Sözünün arkasında duran kişidir. Sanatçı mıdır? Değerli arkadaşlarım. Sanatçı, sanatçıdan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek. Gençler gereğini yapacaklar. Yürekten inanıyorum. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin umudu, bu ülkenin özgürlüğünü savunan, bu ülkenin rahat yaşamayı ilke edinen gençleri bu hortumculara, bu zalimlere gerekli dersi verecektir. Buna yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, son sözler. Bahçeli çoğu zaman muhatap almayı doğru bulmam. Çünkü o kendisini bir yere adamış kişi. Ama bugün bir şey söylemiş, bir cümle kurmuş. Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Vicdan sözcüğünden yola çıkarak muhatap alıyorum. Çünkü söyledim, bazı bilim insanları vicdanı Allah'ın sesi olarak tanımlarlar. İnsanın yüreğindeki derin bir adalet duygusudur vicdan. Elimizi vicdanımıza koyup söyleyeceksek sorduğu soru şu kimin yanındadır? Bölücülüğü mü destekliyor yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor? Önemli bir soru. Ve cevabını vereyim. Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Bir daha ifade edelim. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yararız. Biz, biz şanlı ordumuzun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin. Şimdi söyle bakalım. Vatanın birliğinden ve bütünlüğünden kim yana? Şanlı ordumuzdan kim yana? Biz kendi vatan topraklarını ve o topraklarda yatan Süleyman Şah türbesini ve o topraklarda dalgalanan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını indirip kaçıp toprağa, düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Biz oraya bir hafta içinde şanlı bayrağımızı dikmekten yanayız. Bunun sözünü ver. Bir hafta içinde milletin takdiriyle Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bir hafta içinde o bayrağı da o türbeyi de vatan topraklarına götüreceğiz. Peki sen? Sen ne yaptın? Kaçanları alkışladın. Bayrağı indirenleri alkışladın. Onların yanında yer aldın. Şimdi söyle bakalım. Kim bölücü? Kim milliyetçi? Kim ülkücü? Ben ve bizim arkadaşlarımız, bizim dostlarımız, Vatanlı milletini sevenler devleti yöneten bir kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesini içimize sindiremeyiz. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edildiğinde de sessiz kalmasını içimize sindiremeyiz. Devletin en tepesindeki kişi, bütün sırlarına bakıp olan bir kişi, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir milli güvenlik sorunudur. Sen o sorunun yanındasın. Biz ve dostlarımız adaletten yanayız. Kul hakkından yanayız. Haramdan, yolsuzluklardan yana değiliz. her ay 10 bin dolarlık rüşveti alan siyasetçi hiç merak etmedin mi Sayın Bahçeli? Kim bu siyasetçi diye sormadın mı Sayın Bahçeli? Bir esnafın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Bir çiftçiye gidip de ya nasılsın dedin mi Sayın Bahçeli? Ama biz eli yağlı olan tornacı ustasının elini uzat kardeşim senin elini sıkmak benim için şereftir diyen bir gelenekten geliyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz ve bizim gibiler ve dostlarımız bu coğrafyada hiç kimsenin yatağa girmemesini savunuyoruz. Sen saray ve beslemelerini bir yerden, beş yerden, on yerden, on bir yerden maaş alanları alkışlıyorsun. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen mi savunuyorsun? Ben mi savunuyorum? Hiç düşündür mü Sayın Bahçeli? 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirildi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını hiç düşündün mü? Duyun Umumiye İdaresi gibi Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Sen bunu biliyor musun? Bilemezsin. Beslemelere alkış tutanlar, bayrağı indirip kaçanlar, egemen güçlere teslim olanlar Türkiye'nin bağımsızlığından, özgürlüğünden söz edemezler o sözü biz söyleriz. O mücadeleyi biz yaparız. O kavgayı biz veririz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. İki soru daha sorayım. İki soru daha sorayım. Sayın Bahçeli hiç merak etmedin mi ya? Ne kadar yabancı uyuşturucu kaçakçısı varsa, esrar, eroin, kokain kaçakçısı varsa bunlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Verilmeye de devam ediliyor. Rıza Zarrab'ı var, zindaşlısı var, hepsi var. Ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının saygınlığını koruyan benim o saygınlığı yok etmek isteyenlerin yanında duran sensin. Yine Bahçeli'ye sorayım. Hangi devlet 250 bin dolara kendi vatandaşlarını pazarlar? 250 bin dolara istediğin yerde vatandaş oluyorsun Türkiye'de. Ne olursan ol. Ya bu mudur milliyetçilik arkadaşlar? Yeni bir milliyetçilik tanımı yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Yeni bir vatanseverlik tanımı yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Bayrağı indirip kaçacaksın, alkışlayacaksın, dönüp bana soracaksın. Sen milliyetçi misin? Sen bayraktan yana mısın? Sen vatandan yana mısın? Hadi canım, hadi canım. Siz geçin. Geçiniz bunları. Geçiniz bunları. Hepinize sevgiler. Sağ olun, bağırın. Birleşimi kapatıyorum.